Merinos İbo Show'u sunar. Bugün bol bol müzik dinleyeceksiniz. Bugün. Bugün yani bugün. Bugün ne bugün? Ramazan'ın 5. günün akşamı. Gene sazanlar var aramızda. Balık gibi atlıyorlar. Anam bu programı biz 3 gün kala çektik Cuma'ya. 3 gün kala buradayız bak. Bugün hatta gündüz. Saat şu anda 2.30 falan. 3. Yani biz şu anda hepimiz orucuz. Ama şu anda bizi izleyenler iftarlarını açtılar, çaylarını kahvelerini demlediler.
tatlılarını yediler, yemeklerini yediler, takoti çikoti yaptılar. Şimdi oturmuşlar televizyonların başında. İbrahim Efendi bize Ramazan programı ne şey ettirecek diye bekliyorlar. Efendim, biz İbo Şovlar'da neler yaptık? Bugüne kadar İbo Şovlar'la kimleri duyurduk? Mustafa Keser. Çok az insan tanıyordu. Ama biz onu inandığımız için, ben inandığım için, güvendiğim için iki tane İbo Show'da adres vererek, çalıştığın yerin adresini vererek gümlettim. Resmen gümledi. Böyle bir bomba gibi düştü ve en az dört tane köşe yazarı, böyle önemli köşe yazarları İbrahim Tatlıses'e teşekkür ederiz. Biz bu adamın farkında değildik. Bize böyle bir adamı tanıttığı için teşekkür ederiz dedi. Bu İbo Show'un yani sizlerin çok izlemesiyle olan bir şeydi. Cansever. Kimse yine tanımıyordu. Fakat ben klibi bir sene döndü. Ben bir izledim kızı. Kızda cevher olduğunu, bir şey olduğunu gördüm. Ve berberdeydim. Hiç, bu hep şeyler de berberde seyrediyorum yani. Açıyorum ben tıraş olurken. Dedim ki acele bu kızı bulun. Oğlumuz var buna bırak. İbo Show'a geldi. İbo Show'da daha ilk kafadan bir bomba gibi patladı. Bir gün sonra İbo Show'un yayınlandığından bir gün sonra haberlerde, önemli haber programlarında yer aldı. Ve o gün bugün Cansever gidiyor. Hakan Taşıyan'ı hepimiz tanırız. Hepimiz biliriz ama tam duyuramamıştık Hakan Taşıyan'ı gerçekten. Ben sevdiğim insanları, iyi sesleri yani alıp böyle şey değil, nasıl anlatayım onu? Hani karnı açtır, karnını doyurayım. Hayır öyle değil. Bir adalet denen bir şey vardır. Bir adamda bir şey varsa o mutlaka yerine gelmeli. Bu da nasıl gelecek? Birileri anlatacak ki gelecek. Yani birileri anlatmasa siz nereden? Herkes evinde oturuyor abi. Bana ne Hakan Taşıyan'dan, bana ne Mustafa Keser'den, bana ne Cansever'den diyeceksiniz. Doğru mu bu? Doğru. Kahtalım içi. Şimdi herkes tanıyor. Tanıyor ama bir şey, böyle bir şey yok. Mesela dün evvel gibi bir gazetede okudum. Bundan üç gün, dört gün evvel bir gazetede okudum. Diyor ki, kasetleri satış rekorları kırıyor. Doğrudur. Doğu'da en çok satan o. Burada da yani Doğu insanların en çok dinlediği Kahtalım içi. Farkında değilsiniz ama kaseti 300 bin satıyor. Satıyor ama yani. Bu Batı müziği okuyan arkadaşlarımızın bir tanesi kaseti 300 bin satacak. Yer yerinden oynuyor. Kıyamet kopuyor. Ödül alıyor. Kahtalım içi yıllardır 250-300 bin satıyor. Bir tek ödülü yok. Ama onun ödülü bizim alkışlarımız. Başka kim vardır? Yani çoğu arkadaşın ve bir de un kapanında böyle bir şey var. Eğer bizim sanatçımız İbo Show'da çıktığı zaman biz hemen siparişimizi veriyoruz, depoluyoruz dükkana. Çünkü İbo Show'un izlenmesinden sonra siparişler başlıyor. Takoti çikoti siparişleri başlıyor. Kıyamet kopuyor. Ondan sonra işi yoksa artık yetiştir. Onun için bu program çok önemli bir sanatçı için gerçekten. Niye? Çok izlediğiniz için, böyle pür dikkat izlediğiniz için. Ayakkabıma bile dikkat ediyorsunuz ya. Halbuki size ne benim ayakkabımdan? Sosyete olduk çizme. Kış geldi kazak. Onun için bu programda çıkaracağımız her insan, inanın ki size hiçbir zaman kötü bir şey izletmeyiz, dinletmeyiz. Şimdi bu çıkaracağım arkadaş da, bu Uğur Karakuş dediğimiz arkadaş da, şimdi huzurlarınıza getireceğim arkadaşla birlikte burada ikimizden başka kimseyi göremeyeceksiniz. Arada sırada bir taneleri gelip gidecek böyle. Tekuti çikuti yapacaklar, gelip gidecekler. Ama bir program izleyeceksiniz. Ben de ilk defa sizlere bir konser gibi program yapacağım bu programda. Yani İbrahim Tatlıses şunu istedik de okumadı, bunu istedik, hepsini okuyacağız abi. Teker teker isteyeceksiniz okuyacağız. Cümbüş çalacağız, bağlama çalacağız, keyif yapacağız. Ramazan'a iftarasına hazırlık yapıyoruz. Şimdi çağırıyorum Uğur kardeşimi. Geliyor, bakalım siz o diğer anlattığım insanlar gibi beğenecek misiniz? Alkışlayıp havaya fırlatacak mısınız? İndir oğlum sazları mazları. Oraya indirme, oradan mı alacaksın? Allah cezayı verir. İndir oraya. Uğur, okumanın dışında bir de yönetmen. Aynı zamanda kaset yönetiyor. Şu anda Kader'in kasetini yönetiyor. Uğur gerçek bir müzisyen. Çalıyor, beste yapıyor, yorumu var. Var oğlu var ama bundan kimsenin haberi yok. Haberi olacak. Haber edeceğiz, kapılarınızı çalıyor. Ding ding.
Kime Uğur geldi? Çok uğurlu geldi Ramazan'da. Gel şimdi Uğur. Sana mikrofonu vereyim. Al sana. Klibe okuduğun kasetin adını taşıyan parçayı bize bir söyle bakalım. Bir, oradan bir yola çıkalım şöyle bir romantik bir şey söyleyelim. Razıyım. Sesine. Benim yani. Peki. Ver ağam razıyım. Merhaba. Aa, sesi de çıktı. Bu hep beraber böyle. Normal söyleyeceğim ben bunları konuşturmak için. Hakan iki. Evet, sil sil, gel. Utangaç çocuğu oldu. Yarın bak, bunlar yabancı değil. Bunlar senin kasetini alıyor, sen evde izliyorlar. Biz bunların çocuklarıyız ha. İnsan bunları yanında biraz rahat olur. Ya rahat ol, sıkılma. İkide bir terleyeceksen. Şimdi. Uğur. Buyur abi. Bu cümbüşü nereden öğrendin abi, cümbüş çalmayı? Ver al cümbüşü Ali'ye öyle anlat. Yani bu cümbüşün adı nedir abi? Esas adı. Bunun Zeynel icadı... Abidin. Zeynel Abidin. Yani rahmetli, menşur Zeynel Abidin icadı. Bunu icat etmiş abi. Bu da bir icattır yani. Bu da bir icattır. Öyle mi? Hı hı. Cümbüş başka yerde var mıydı yoksa bir tek bize mi ait? Yani Zeynel Abidin'e mi ait? Zeynel Abidin'e ait. Allah Allah. Hala bir Zeynel'leştir bir bakayım. Şurada mızrap mı? O ne yapsam? Şurada. Ha mızrap. Allah. Zeynep mızrap çalmıyor mu? Zeynep abi. Zeynep. Yani cümbüşü ben çok cümbüş dinledim. Hatta rahmetli cümbüşçü Yasin vardı bizde. Urfalılar bilirler. O cümbüş çalardı ama hep akorsuz çalardı. Bir de böyle çalarken altı dişlerini de gösterirdi. Bir gün konser yaptık Ceylanpınar'da. Tam konserimize bir saat kala çarşıda bir tane cinayet işlendi. Yani gözümüzün önünde oldu olay. Bir cinayet işlendi. Keşke bir sinek dahi öldürülmese. Konserimize tesir etti. Ne vuran taraf gelebildi, ne vurulan taraf gelebildi. Cenaze var. Biz o gece 600-700 kişi beklerken 15 kişi falan vardı. 15 kişi olunca tabii ben o zaman 20 liralar vardı. 15 kişinin de 20 liralarını topladım. Çalgıcıların morali çok bozuk. Halil Kendir'le sahnede o zaman şöyle Karaözüm habbesini hiç unutmam. Karaözüm habbesi ding 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 ding. Para yok ya. Ben hemen bunlar sahnede ya böyle. Ben hemen arkadan geldim böyle. Böyle onlara baktım. Dedim ki Yasin Yasin. Böyle dedi baktı. Böyle parayı gösterdim. He parayı gösterdi. Evet. Karaözüm habbesi lil. Birdenbire bir alev aldı. La bu para ne kadar alev bir şey ya. Vallahi ölüyü bile dirilti ya. Götür şu mezarlığa koy ölüler kalkar mı acaba? Mümkün değil. Hele bir çal abi bu cümbüşü. Cümbüş çalıyordun. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Tombul tombul mabeler. Zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Memeler baş kalırmış, memeler baş kalırmış, kavuşmuyor. Oh,
Bir böyle ara ara yani. Şimdi cümbüşü çalmak mı zor, bağlamayı çalmak mı? Bunu bu tarafa bırakak değilsen. Öyle bir şey duydum değilsen. Bunu bu tarafa bıraktık. Cümbüşü çalmak daha zor çünkü perdesiz bir alet olduğu için. Nasıl? Yani perdesiz, bağlama üzerinde perdeleri var. Yani onu ne sabit derler? Sabit yani, onlar sabit. El meleke mi keşir, ne derler? Meleke kesbetmesi lazım. Kesp, yani kesp. Kulakla, yani kulağın çok iyi olması lazım. Kulağın iyi olmazsa çalamazsın yani. Bakın hele kulağın. Vallahi kulağı çekerim ha. Şimdi, abi al bağlamayı Ali'ye. Bir tane bize bağlamana bir şey ettir bakayım hani ne ettireceksen. Başta okudu, tavrı gördünüz. Nasıl bir tarzda okudu. Şimdi aynı parçayı son kasetinden normal olarak dinleyeceğiz. Bakalım orada nasıl yapmış. Yani ben tavra hastayım. Bu tavırdan bizi öldürecek. Bir gün burada işimiz bitti. Sabaha kadar salya sümük ağladı. İnsanın burnundan şey akar mı? Ağlarken. Bu ne ulan? Niye ulan? Çal ulan. Şey pardon. Mehmet. Nasıl? Allah aşkına. Şimdi sokaktaki insanlara soruyoruz, insanımıza. Diyoruz ki sizdeki sevda da öyle mi? Yani böyle ak mı düşürüyor saçlara? Bu soğuk kış gününde de İboşoğlu Sokak röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Ve lafı fazla uzatmadan hemen mikrofonumuzu halkımıza uzatmaya başlıyoruz. Hayatınızda hiç böyle saçlarınızı ak düşürecek kadar büyük bir aşk yaşadınız mı? Yaşadım. Önemsenecek bir olay değilmiş artık yani. Karşılıklı bir sevgi olmadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor demek ki. Yaşamak ister miydiniz? Yok, o kadar niye? Dert olmak istemem. Hala yaşıyorum. Saçlarda beyaz yok. İşte mutlu olduğum için. Yaşadım ama ak düşecek kadar değil.
Yani şu anda sevdalı olmadığım için. Ama olunca tabii büyük oluyor. Ama saçlar ak düşürmüyor. Düşürmeden seviyorum diyorsun. Yok ki saçla bir alakası yok. Saçlarım ak düşeceği kadar bir aşk istemem yani. Yaşamadım. Kimseye de yaşamasını tavsiye etmiyorum ben. Avradın dedikodusunda ne oldu? Avrat kır 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 başıma değil böyle oldum. Yani 15 yaşında aşık oldum. 10 sene bekledim. 30 yaşında evlendim. 7-8 yıl gibi sürdü. Zaten evlendim. Evet. Hiç yaşamadım. Hiç mi yaşamadınız? Hemen verdiler beni. Hemen ay hiç sevmeye vaktiniz olmadı değil mi? Olmadı. Ne yapayım? Hayatım öyle geçti. Saçlarımı boyadım onun için. Saçların dak var mı? Evet. Demek ki olmuş. Bak gördün mü? Gördün mü nasıl herkeste böyle yürekler varmış yani böyle sevdalar varmış efendim. Demek ki halen sevdalar ölmüş değil ya. Yaşayan bir sevda var yani. Ama benimki öldü. Benimki öldü, Allah rahmet eylesin. Ulan sevdam öldü ulan. لبيك لبيك يا حبيبي لبيك yani. Tabii. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. İftardan sonra kahveye gidiyor yani. İbrahim Bey. Efendim. Kızım. Kızım mı? Ben kızınız mızınız değilim. İyi iyi tamam tamam. Sen benim kızım mızım değilsin. Buyurun söyle ne diyeceksin? Söylemiyorum. Niye? Neden? Kızım dediniz bana. Ne diyecektim? Başım mı diyecektim? Of. Of. Of'u biliyorum. Trabzon'un kazası. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Of'u tanıtacak bana. Of neresi? Trabzon'un kazası. Neresi? Trabzon'un kazası. Duymadık daha böyle. Nereye gitti ses? Of
Yaşa, böyle kahretsin. Bu filmlerde hep böyle yutturulur, bir de böyle, böyle deler. Abi boşa. Sen de yapsana. Ayıp olur. Sen de yap bakalım hele. Hele bir ölüm. Mesela kahve içsin abi böyle. Keyifli keyifli bir de. Oy ya. Çok iyi. Bu sessiz abi, bu sessiz oldu. Hatta böyle. Bura... Hiç olmaz değil mi? Paştı mı? Peki. Şimdi Uğur'u sayalım bakalım abi. Uğur nedir, kimdir? Bir. Halk müziği çok, halk müziğini çok seviyor, önem veriyor. Ömrüm yettikçe de diyor insanlara öz müziğimizi sevdirmeye ve devam edeceğim diyor. Albümünde abisinin 4 adet sözü var. Bestelerini okuyan sanatçılar arasında Ceylan, Ertuğrul Polat, Nuray Hafiftaş ve Mustafa Uğur gibi isimler var. Ceylan'la 2 düet yaptı. Ceylan'ın bir parçasını da biliyorsunuz. Hangi parçasıydı o? Ceylan'ım Maral'ım. Neresini söylemiştin sen? Ceylan'ım, Maral'ım, darda kaldım, gelmedin. Ben senin hayranın ama yay, kaç gün oldu görmedim. Şimdi Uğur, ne yapıyorsun abi sen? Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda, ben biliyorum da. Şu anda kasetin tanıtımıyla uğraşıyoruz. Kaset çıkalı bir 15 gün oldu. Promosyonla ilgileniyoruz. Onun haricinde yine çok sevdiğim kardeşim Kader'in kasetiyle uğraşıyorum. Onun haricinde stüdyodayım. Stüdyo aşamasında, altyapı aşamasında. Bu notayı motayı biliyor musun sen? Evet, biliyorum. Biliyorum değil mi ilerimi kıcığın Allah'ını kapıyorum. Niye bilirler ondan merak ediyorum. Bilmeyin, bilmiyor değil. Nota biliyor musun? Bilmiyorum abi. Zor mu ya? Baskın hanım ya. Baskın hanım anladım. Şimdi efendim size çok güzel bir parça dinleteceğim. Bu halo. Halo demek dayı demek. Yani doğuda halo dayı anlamındadır. Doğru mu? Doğru. Yani dayı şey demek. Dayı anlamında değil yani. O dayıdan değil yani. Yani ananın abisi, kardeşi işte dayı. Gel abi şimdi. Bu halo diye bir parça var. Ben her dinlediğimde ağlıyorum. Yani artık ben rezil rüsvü olmuşum bu kaset yüzünden. Bu kaset ayrıca sürmeyelim. Size bize yapmış değilim ben. Kendime yaptım. O da benim için okudu sağ olsun. Halo'nun böyle bir ufak şeyini bir başında söyle. Sonra parçaya gireceğiz. Bakalım ne kadar değişecek. Yani tavırlı söyle mesela. Değiştirerek. Halo de halo de halo halo. Bu gurbet canım aman aman yaktı be halo. Bir de yumuşak yumuşak gelmeyeyim mi? Of bu iftar saat kaçta oluyor? He? Ben yeni yeni açılıyorum. Açılıyor değil mi? Efendim bunun adı Uğur. Uğur Karakuş, aklınızda bulunsun. Ya bir yerde küpe kalsın Uğur. Uğur getirir bize. Geç oğlum, otur. 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 Ver. Bir tek mikrofon varmış. İndireyim kaldırayım o. İndireyim kırmızı, kaldırayım kırmızı. İndireyim kırmızı, kaldırayım kırmızı. Kardeş dala konaram, gül derdiden yanaram. Geç buldum, tez yitirdim, hala ona yanaram. Şimdi bu adam sadece nota bilmiyor. Bu adam sadece cümbüş çalmıyor, bağlama çalmıyor. Bu adam sadece yönetmenlik yapmıyor. Bu adam çok güzel de oynuyor. Ne oynuyorsan ağam hele bir oynat. Sen nerede bu oynamayı nerede öğrendin? Onu bir söyle. İşte konservatuvarda halk oyunları. Biz milli oyunlar görüyorduk beden eğitim yerine. Hı? İşte bir 200 sene Diyarbakır, 200 sene Antep.
oynattılar bize. Oradan hem de bir de düğünlerde böyle mahalli görerek, yani insanları seyrederek öğrendim. Buyurun abi, evet. Bel abi,